Hep söylerim, genel kurullar Beşiktaş'ın düğünüdür. Beşiktaş'a temsil etmek, bütün başta yönetim kurulunun olduğu kadar bütün genel kurul üyelerinin görevidir. Onun için de Beşiktaş'a yakışır bir genel kurul temenni ediyorum. Hep beraber burada güzel bir genel kurulu geçirelim. Mesela insanlar burası Beşiktaş'ın tabii ki tenkit edileceği yerlerdir. Tabii ki tartışılacağı yerlerdir. Ama bunu Beşiktaş etiğine, nezaketi içerisinde davranalım. Ve dışarıya Beşiktaş'ı kötü göstermeyelim. Güzel bir seçim olmasını diliyorum. Bütün kongrelerimizin de en üst katılımla seçimize katılmasını temenni ediyorum. Evet. Bugün tam 7 yıl 2 ay oldu Beşiktaş Kulübü'ne başkanlık yaptım. Bu 7 yıl 2 ay süresi içerisinde hakikaten çok güzel günler geçirdiğimiz dönemler de oldu. Çok üzüldüğüm dönemler de oldu. Özellikle son 1-2 senede gerçekten çok üzüldüğüm süreçlerde yaşadım. Maalesef ülkemizin tabiatı öyle. 1-2 çizgi top çizgiyi geçti geçmediğiyle bütün değerlendirmelerimiz onun üzerine gidiyor. Yapılan bütün her şey de bir dakikada unutuluyor. Şimdi bu 7 seneyi bir değerlendirelim. Çünkü bu benim son seçim efendim. Beşiktaş kulübünde gireceğim son seçim. Yarın Beşiktaş'ta yaşayacağımız son seçim. Tüzüğümüz de ona öyle mail veriyor. Zaten benim arzum, isteğim de o yöndeydi. Bir kavram karşılaşması var. 431 milyon borç var. İşte 500 küsür diye gösteriliyor diye onu bir netleştirelim istiyorum burada da. Borcumuz, evet, net borcumuz, alınan avanslar ve dava karşılıkları gösterilmeden 431 milyon ve 242 milyon dolardır o gün itibariyle. Bunu zaten denetleme kurulu da o şekilde açıklamıştır. Fakat alınan avanslar bir borçtur. Ve bu borcu avans olarak göstermek doğru değildir. Biz o dönem itibariyle bütün alınan avansları, 431 milyon olan borcun üzerine 62 milyon alınan avansları ilave ettik. Şu andaki bilançomuzda da alınan avanslar borç hanesinde gözükmektedir. Peşin tahsil edilen gelirler 54 milyon. Onlar da ileriye atıf olan gelirleri aldığınız için o da borç hanesine koyduk. Sonucunda 581 milyon dediğimiz borç, o zaman da açıkladık. 326 milyon dolar olan borç nereden gelmekte? Hepsini tek tek burada izah ettik. Bugün itibariyle baktığımız zaman ...2.229.000.000 net borcumuz var. Onun karşılığı da 424 milyon dolar göstermekte. Biz biliyorsunuz stadyumumuzu yenilememiş vaziyetteydik 2012 senesinde. İki rakibimizin de stadyumunu yapılmış vaziyetteydi. Altyapı tesisleri, biliyorsunuz altyapı tesislerimiz de aynı şekilde birazdan görsellerini göstereceğiz. Konteynerlerde oynanıyordu o dönemde bütün oyuncularımız. Ve yaklaşık olarak yine 20 sene evvel yapmış olduğumuz halı sahada yapılırken onları da tekrar yeniledik. Müzeler, eski bir müzemiz vardı. Yine o 2000 senesinde benim yönetici olduğumda ve benim büyük emeklerimle o günkü Siyah Beyaz Derneği ile beraber yapmıştık. Bunu da Allah'tan bana yapmak nasip etti. Mağaza sayımız 21'di o gün itibariyle ve şu anda 105 civarında. Fulya AVM'de, zaten AVM değildi orası, kiraya verilmişti. Birazdan onu da anlatacağım. Hepsi şey olmuş vaziyette, boşalmış vaziyette. Evet, devam edelim. Vodafone Park'a yapılan yatırımlar, Nevzat Demir tesislerinin yenilenmesi, bu Ümraniye'deki Nevzat Demir tesislerine harcamış olduğumuz para, Akatlar Mehmet Üstünkaya sosyal tesislerine harcadığımız para, Süleyman Seva AVM'sine şu ana kadar harcadığımız para ki bu devam etmekte. Vodafone Park yeni ofisleri taşımamıza harcadığımız para, müzemize harcadığımız para, Kartal Yuvalarının mağazalarına harcadığımız, daha doğrusu stattaki mağazasına harcadığımız paralar,
Altyapı tesisleri, Süleyman Sapa tesisleri ve neyse hepsi yaklaşık olarak 470 milyon TL bu süreç içerisinde sadece tesislere yatırım yapmış vaziyetteyiz. Buna da 75 milyon TL civarında da KDV hariçtir efendim. Mağaza cirosundan bahsedelim birazcık. Mağazamızın cirosu yaklaşık olarak mağazamız 11 milyondan 112 milyona geldi ki geçen sene daha yüksekti. Birazdan onları da göstereceğiz. Fakat ekonomik krizden beraber biraz düşüş kaydetti. Forma satış adedimiz geçen sene 500 bindiken bu sene 420 binde. Normaldir bu. Dünyadaki bütün kulüplerde de olur. Şampiyonluk da artar. Şampiyon olmadığımız zaman aşağı iner. UEFA sıralamasında geldiğimizde 66. sıradaydık efendim. Şu anda 26. sıradayız. Ve marka değerimiz ölçümlere göre yaklaşık olarak hepinizin de fark ettiği gibi %100'e yakın bir artış gösterdi. Ve 40. sıraya gelmiş vaziyetteyiz. Türkiye'nin en değerli 40. markasıyız efendim. Toplam 3 milyon 109 milyon TL'lik bu süreç içerisinde gelir elde etmişiz. Devam edelim. Gider kalemine baktığımız zaman futbol takımının giderine yaklaşık 1 milyon 908 bin TL harcamışız. Buna ücret, kiralama, fesih ve vergileri de dahil olmak üzere 1 milyon 908 bin TL harcamışız. Demek ki 3 milyon 109 bin lira gelirimiz olurken 3 milyon 184 bin liralık da giderimiz olmuş. Finansman gideri ve kur farkına 1 milyon 187 bin TL harcamışız. 3 senedir biz 3 senede Vodafone Park'ın iznini aldık. Vodafone Park'ı yıktık, yaptık. 3 senede bir şu altyapı tesislerini Ümraniye'ye taşımakta bürokrasiyi maalesef geçemedik efendim.